sinsice ilerleyen bir hastalık. Ama sonra... Sonra öyle olmadığını anladık. Kalıcı, kanser, tedavisi olmayan bir şey, bir hastalık gibi. Önce yan komşuyu aldılar içeri. Sonra ormandan sesler duymaya başladı. Oralarda da insanlar ağlıyorlarmış diye duydum. Sokakta gezmek bile imkansız olmaya başlamıştı. Teker teker ortadan yok olan insanlar herkesin dilindeydi ama... Nedense hiçbir şey yapmıyordum. Ben karın üstündeydim. Üstünde battaniyem vardı. Ben o kadar çok üşüyordum ki ben. Çok üşüyordum ben ya. Seneler sonra asıladımı kullanmaya karar verdiğimde etrafımda hiçbir dostum kalmadı. Neden? Adıma alışamadılar bir türlü. Anlıyor musunuz? Yani aslında biz durumun tam olarak ne olduğunu bilseydik işimiz çok zor olmaz ha. Bırakın beni be! Bırakın hıyarlar! Hıyarlar demiştim size. Sizi söyleyeceğim. Size anneanneme şikayet edeceğim. Göreceksiniz siz. Birine iki saatten fazla ulaşamayınca ya da attığımız maillere cevap iki günden fazla gecikince endişelenme hakkını kendimizde görür olduk. Ne kadar garip biz, ne kadar yalnız biz. İki. Ölük mölçük hayaller hatırlıyorum. Eskiye dair. Kimse kıpırdamasın. Hadi itiraf et. İtiraf etsene. Şehir uyutuyor beni. Ya kimden korkuyorsunuz ki ben bununla çalışıyorsunuz? Ben hayır gene. Neden ben peki? Neden ben? Rabbim bana yol göstersin diye yalvardım. Bana be. İnsanlarımıza doğruyordu. Rabbim ışıklı yolunu göstersin diye gözleştim. Aha bu yolun memleketime. Kaybolmuş öksüz milletime. Dünyanın aşağıladığı dinime. Kur'an'ıma. Öksüz kalmış Kur'an'ıma. Dinsizime. Allahsızıma. Aldanaklara. Milletin bilmeyen sevgisizlere. Yoldan çıkmışlara alıyorum bütün. Ne kadar ağlasam yetersizim ben, yetersizim. Ve sonra... Bir gün...